Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Yazılıya hazırlık çalışmalarımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet yine bir boşluk doldurma sorumuz var karşımızda. Bakalım bizden neler istemiş. Aşağıdaki boşlukları uygun atom türüyle doldurunuz demiş bize. İlk ifademiz. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı atomlara ne diyorduk biz gençler? Proton aynı nötron sayıları farklı izotop atom diyorduk. Evet. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara ne diyorduk? İzoton atomlar diyorduk. Kütle numaraları aynı, Atom numaraları farklı atomlara ise izobar atom diyorduk. Elektron sayı ve dizilişleri aynı atomlara ise ne diyorduk gençler? İzo elektronik atom diyorduk. İzo elektronik atomlar diyorduk. Evet ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda güvenlik işaretlerimiz var ve bunların isimleri istenmiş bizden. Bakalım ilk işaretimize. İlk işaretimiz gençler yakıcı anlamına geliyordu. Hemen yazalım. Yakıcı madde. İkinci işaretimiz bir ünlem işaretiydi. Neydi bu? Tahriş edici madde anlamına geliyordu. Üçüncü güvenlik işaretimiz patlayıcıydı. Son işaretimiz ise radyoaktif maddeler için kullanılıyordu. Radyoaktif madde. Evet. İşaretlerimizin isimlerini yazdık. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin yaygın adlarını yazmamız istenmiş bizden. Hemen şöyle kalemimizi alalım. İlk bileşiğimiz NH3 azot trihidrür diyoruz. Ee, halk arasındaki adı amonyaktı. Nitrik asit var karşımızda. Nitrik asitin halk arasındaki karşılığı ismi kezzaptı gençler. Kalsiyum oksitimiz var. Kalsiyum oksitin halk arasındaki adı sönmemiş kireçti. Sodyum bikarbonatımız var. Halk arasında biz onu yemek sodası olarak tanıyoruz. Kalsiyum karbonatım var. Biz buna halk arasında kireç taşı diyorduk. Hidrojen klorürüm var. Çok kuvvetli bir asitti. Biz buna halk arasında tuz ruhu diyoruz gençler. Temizlikte özellikle çok kullanıyor ev hanımları. Sodyum hidroksitim var. Sodyum hidroksitimin de halk arasındaki adı sut kostikti. Evet bunları da şöyle bir hatırladıktan sonra diğer sorumuza bakalım. Sorumuzda bir yüklü iyon taneciğimiz var ve bununla ilgili bize birkaç ifade sorulmuş. Tanecimize bakalım. Yükü belli. Atom numarası ve kütle numarası belli. Bizden neler istemiş? Proton sayısını soruyor. Proton sayısı atom numarası eşittir. Proton sayısıydı. Atom numarası taneciğin sol alt köşesinde yer alıyordu. O halde 15 aynı zamanda proton sayımızdı. Kütle numarası sorulmuş hemen sol üst köşede yazılan kütle numarasını veriyordu. 31 o halde kütle numaramızdır diyoruz. Atom numarası sorulmuş zaten az önce de söyledik. Hemen tanecimizin sol alt köşesinde yazan 15 aynı zamanda proton sayısı ve atom numarasıydı. Nötron sayısı istenmiş bizden nötron sayısını biz kütle numarası eşittir proton sayısı artı nötron sayısı formülünden bulabiliriz. Ne yapıyoruz? Kütle numarası bize verilmiş. 31 olarak eşittir diyoruz. Proton sayımız 15 artı nötron sayısı diyorum. Buradan nötron sayımı 16 olarak buluyorum. Çekirdek yükü istenmiş. Çekirdeğimizdeki tek yüklü taneciğimiz protondu. O halde proton sayısı bize aynı zamanda çekirdek yükünü de verecektir. Artı 15 diyoruz. Nükleon sayısı aynı zamanda kütle numarasına eşit oluyordu. O halde kütle numaramız belli. Nükleon sayımız da 31 oluyor. Elektron sayımızı sormuş. Yüklü iyonumuz var. Burada eksi 3 yüklü. Diyorum ki iyon yükü eşittir. Proton sayısı eksi elektron sayısına eşit. Proton sayım belli 15. Eksi 3 eşittir 15. Eksi elektrondan elektron sayımı da 18 olarak buluyorum gençler. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda da bir grafiğimiz var. Grafiğimizde nötron sayısı, proton sayısı değişimi gösterilmiş bize atomlarımız için. Ve bu atomların birbiri ile olan ilişkisine bakacağız gençler. Bakalım bize ilk olarak şöyle kalemimizi değiştirelim. B ve C atomları sorulmuş. B'ye bakıyorum. B'nin nötron sayısı A. Şöyle yazayım. Proton sayısı A. C'ye da nötron sayısı A, proton sayısı A artı 1. O halde B ve C'nin nötron sayıları aynı. Yani birbirinin nesi oluyor gençler? İzotonu. B ile C izoton atomlardır diyoruz. A ile B'ye bakalım. A'nın nötron sayısı hatta şöyle yazayım. A'nın nötron sayısı A artı 1. Proton sayısı A. B'yi sormuş bize. B'nin nötron sayısı A. Proton sayısı A artı 1. Ne nötron ne de proton sayıları birbirine eşit. Ancak her ikisini topladığımızda ne oluyor? A ile B'de bakıyorum. A ile B'yi topladığımızda birbirlerinin ya doğru yazdık herhalde değil mi? B'nin nötron pardon çok affedersiniz pardon. B'nin nötron sayısı A proton sayısı da A pardon. Baktığımızda proton sayıları aynı nötron sayılarının farklı olduğunu görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor A ile B için? Şunu yanlış yazmışız. Birbirinin izotopu olduğunu gösteriyor. A ile B o halde birbirinin izotopudur diyoruz. A ile C'ye bakalım. A yazdık zaten. Bir de C'yi görelim. C'nin nötron sayısı A. Proton sayısı A artı 1. Baktığımızda ne nötron ne de proton sayıları aynı değil. Ancak her ikisini topladığımızda yani kütle numaraları 2A artı 1 2A artı 1 oluyor. O halde A ile C'nin kütle numaraları birbirinin aynısı. Yani birbirlerinin nesi oluyor? İzo barıdır diyoruz gençler. Evet sevgili çocuklar bu videomuzda da yine yazılıya hazırlık için soru çözümleri gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.